Arkadaşlar merhaba. Bugün evde eski gardırop kapağından mutfağımızda dolap kapağı yapacağım. İnternetten sipariş vermiş olduğum ütü bandı. Yani bu MDF veya suntaların mobilya kapaklarının kenarına yapıştırılan bant. Bunu eski bir ütü sayesinde yapıştırmaya çalışacağım. Zeminimiz temiz ve düzgün. Bu bölgelere görmüş olduğunuz şu açık olan yerleri dağılma ve dökülme yapmaması için yapıştıracağım arkadaşlar. Bandımızı düzgünce yerleştirdikten sonra arkadaşlar ısınan ütüyle yavaşça üzerinden geçiyoruz. Bu bandın özelliği ısındıkça mobilyaya yapışması. Kapağımızın kenarlarını almış olduğumuz ütü bandıyla ütüyle yapıştırdık arkadaşlar. Arkadaşlar almış olduğum bant 20 milim. Bizim suntamız ise 18 milim olduğu için burada biraz fazlalıklar oluştu. Onları maket bıçağı yardımıyla düzelteceğiz arkadaşlar. Her iki kapağımızın da bantlama işleri bitti arkadaşlar. Şimdi boyamaya geçebiliriz. İnternetten almış olduğum termolit ahşap beyaz boyayla şu an kenarlarını yapıştırmış olduğumuz kapağı boyayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar boya yaptığımız zemin malum koyu renk olduğu için beyaza çeviriyoruz. O yüzden dolayı fırça izi böyle alt tarafındaki o renk görünmeler normaldir. Boyamız kuruduktan sonra ikinci kat hatta beğenmezsek üçüncü katı da vurduğumuz zaman bembeyaz bir kapağa sahip olacağız arkadaşlar. Kapaklarımızın birinci katlarını bitirmek üzereyiz arkadaşlar. Tabii ben şu an kullanmış olduğum boya biraz eski. Yeni almadım arkadaşlar. Daha önce elimde mevcuttu. O yüzden dolayı biraz kurumalar meydana gelmiş. O yüzden dolayı ufak tefek izler çıkıyor. Sizler yeni bir boya aldığınız zaman bu sorunlarla karşılaşmayacaksınız arkadaşlar. Arkadaşlar boyamızın birinci katı bitti. Şu an kurumaya bırakacağız. Kuruduktan sonra tekrar ikinci katı boyamızı atarak boya işlemimizi bitireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, boyası kuruyan kapaklarımızın montajlarını yaptık. Kulplarını vidalarını da sıktım. Şu an son hali bu şekilde oldu arkadaşlar. Ufak tefek boyalarımızı pürüzler var ama artık elimizden bu kadar geldi.